Herkese merhabalar, ben Muhammed Kocaoğlu. Bugünkü derste, bir önceki derste Xilinx'in bize sunmuş olduğu FIFO Generator IP'sini kullanarak tasarladığımız FIFO'yu kendimiz System Verilog dilini kullanarak tasarlamaya çalışacağız. Bir önceki derste ne yapmıştık? Hızlıca hatırlayalım. Şöyle bir Vado'yu açıp IP kataloğa tıklamıştık ve sonrasında FIFO Generator IP'sini seçip bizim FIFO'muzun derinliği ne olsun? Her bir verinin genişliği ne olsun? Almost empty, almost full sinyali olsun mu olmasın mı? Bu gibi özellikleri o ekrandan çıkan arayüzden seçip bir FIFO generate etmiştik. Bu derste derinliğini ve genişliğini ayarlayabileceğimiz, parametrik olarak girebileceğimiz bir FIFO tasarlayacağız. Onun için ilk olarak şöyle bir PowerPoint hazırladığım PowerPoint slide'ına gelip nasıl bir şey yapacağımızı buradan önceden bir anlamaya çalışalım. Şimdi bizim FIFO'muzun girişleri ve çıkışlarını tekrar hatırlayalım. Ne derdik? Clock, reset, FIFO'ya yazılacak olan data, yaz emri, oku emri, FIFO'dan okunan data, FIFO'nun dolu olduğunu belirten sinyal ve FIFO'nun boş olup olmadığını belirten sinyal. Bu da FIFO'muzun içinde kaç tane veri var o. Şimdi bunu söyledikten sonra, bu sinyalleri söyledikten sonra şuradan biraz küçültelim. Evet. Write enable ve read enable sinyalleri var. Bunların toplamda 4 farklı durumda gelme ihtimali var. Write enable'ın 0 ve read enable'ın 0 olma ihtimali. Write enable'ın 0, read enable'ın 1 olma ihtimali. Write enable'ın 1, read enable'ın 0 olma ihtimali ve her ikisinde 1 olma ihtimali. Şimdi 0 olursa herhangi bir işlem yapmıyoruz. Peki write enable 0 iken read enable 1 olursa o zaman FIFO'dan veri oku diyoruz. Ne yapıyor bu da? Bizim read pointer'ımızın belirttiği adresten dout'a veri okuyor. Başka ne yapıyor? Read pointer'ı bir sonraki adrese gösterecek şekilde increment ediyor. Başka ne yapıyor? Okuma yaptığımız için data count'umuz, şuradaki data count'umuzun sayısını 1'e azaltıyor. Peki write enable 1 iken, read enable 0 iken o zaman verdiğimiz input'u RAM'imizin içine yazıyor. Write pointer'ın gösterdiği adrese. Write pointer'ı bir sonraki adrese taşıyor. Değil mi? 1 arttırıyor. Ve data count'umuz 1 artmış oluyor. Peki her ikisi de 1 olarak girilirse, yani user hem okuma hem yazma yapmak isterse aynı anda, o zaman okumayı yapıyor, yazmayı yapıyor, write pointer'ın gösterdiği yere değil yazıyor, read pointer'ı arttırıyor, bir sonraki adresi okuyacak bir dahaki seferde ve write pointer'ın gösterdiği yere de yine 1 arttırıyor. Neden? Write pointer'ın olduğu yere yazdı, bir sonraki seferde tekrar write enable gelirse bir sonraki adrese yazacak. Peki biz bu write enable'ı, read enable'ı her zaman 1 veya 0 kafamıza göre verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. User dışarıda full ve empty sinyallerini de okuyor. Eğer full 1 iken, bakın full FIFO dolu iken o zaman write'ı 1 yapamıyor. Yapmaması lazım. Yani user'a bu şekilde, değil mi, bir arayüz çıkıyorsunuz. Full 1 iken write'ı 1 yapma diyorsunuz. Peki empty 1 iken, de FIFO boştur. Okumayı 1 yapma, read enable'ı 1 yapma diyorsunuz. O şekilde kullanan kişi, bu FIFO'yu kullanan kişi bunu handle edebiliyor. Veri yazıp okuyabiliyor. Empty ve full sinyalleri nasıl belirliyoruz? Bizim bir data count'umuz vardı. Data count'umuz şurada. FIFO'nun derinliğine eşitse, yani FIFO'nun derinliği bizim 64 ise, 0'dan 63'e kadar giden bir remse, o zaman ne olur? Bizim depth'imiz, count'umuz 64'e eşitse o zaman demek ki FIFO doludur. 64 tane veri yazılabilme kapasitesi var. Hepsi dolu. Peki yanlışsa o zaman full 0'dır. Empty ne zaman 1 olur? Empty count'umuz 0'sa, yani hiç veri yoksa o zaman 1 olur. 0'dan farklıysa o zaman 0 olur. Evet. Bunları söyledikten sonra bir Vado'ya gelip bir tane daha System Verilog dosyası oluşturalım. Add create design sources, next diyelim. Create file. Burada ne diyelim? Sync FIFO diyelim. FIFO şöyle RTL diyelim. RTL. IP kullanmıyoruz bu sefer. System Verilog OK'ye tıklayalım ve finish diyelim. Sonrasında OK, yes diyelim. Bu açıldıktan sonra shift tıklayarak, bakın geldi, shift tıklayarak Visual Studio Code'da açalım. Visual Studio Code'da açıldı. PowerPoint'i sola alıp şu şekilde şunu birazcık büyütelim. Bizim input ve output sinyallerimiz ne olacak? Bunların aynısı. Bunu alalım. Şu D-in'in ve D-out'un burada 8 bitlik kaç bit olacağını biz parametrik olarak girebilelim. Parametre diyeyim. Data width olsun. Yine 8 olsun. Ne yapacağız? 7 8 eksi 1. Başka ne yapacağız? Data count'umuz buradan, burada 8'den 0'a kadar gitmiş. Şimdi data count'umuz için bizim FIFO derinliğimiz, burada parametre diyelim. Parametre. Bir de data adresi olsun. Yani bizim pointer'ımızın genişliğinin ne olacağı aslında. Bu da ne olsun? Mesela bir önceki derste 512 derinlikte olsun demiştik. 512 tane veriyi adreslemek için bizim kaç bit veriye ihtiyacımız var? Hesap makinesini açıyoruz. 512 değil mi? 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Evet. 511 oldu. Bu kaç bitlik? 9 bitlik. 4 8 9 bitlik. Şimdi burada 0'dan 511'e kadar gideceği için toplamda 512 tane veri olmuş olacak. Yani 8 9. 9 bit olarak girelim. Ne olmuş oldu? 2 üzeri 9'dan 9 eksi 1'den 0'a kadar. Yani 511'den 0'a kadar. Yani 512 tane veri olmuş oldu. Peki data count'umuz ne olacak? Data count'umuzun 0'dan 511'e kadar 512 tane olması gerekiyor maksimum. Burada 512 girdiğimiz zaman 512 gördüğünüz gibi 4 8 9 10 adrese ihtiyacımız oldu. Yani data ADDR'den 9'dan 0'a kadar. 9'dan 0'a kadar gidince ne oldu? Toplamda 10 adres oldu. Data count'u da 10 adresiyle ifade etmiş olduk burada. Şöyle bunu yaptıktan sonra şunları geriye alalım. İlk başta ne yapalım? Bir dual port RAM'imizi burada bir tanımlayalım. Logic. Her bir verimizin genişliği ne olacak? Data width eksi 1. Yani 8 7'den 0'a kadar. DPRM diye adlandıralım bunu. Derinliği ne olacak? Derinliği de 0'dan kaça kadar gitmesini bekliyoruz? 2 üzeri şurada yazdık. Data adres eksi 1. Yani 0'dan 511'e kadar gitmesini bekliyoruz. Toplamda 512 tane veri olsun. Şunu birazcık büyütelim. Tam ekranda görebilirim. Evet. Bunu yaptıktan sonra write pointer ve read pointer da tanımlayalım. Write pointer 0'dan 511'e kadar gidebilmesi lazım. Yani logic, bu da adres, data adres eksi 1'den 0'a kadar. Ne olmuş oldu? 8'den 0'a kadar. 8'den 0'a kadar yine 9 bit oluyor. 9 bit olunca da biz 0'dan 511'e kadar gidebilmiş oluyoruz. Zaten bizim maksimum 511'e adresleyebilmemiz lazım. Read pointer ve right pointer diye adlandıralım bunları. Sonrasında bu data count'u da belirledik. Başka tanımlayacağımız sinyal sanırım şu anlık yok. Aklıma gelmiyor. İhtiyaç olursa sonrasında yaparız. Always bloğumuzu oluşturalım. Always flip flop at process clock begin and burada senkron aktif high reset kullanmış. Ben aktif low reset kullanmayı seviyorum. Şöyle if reset and sıfırsa sistemi resetle and sıfırdan farklıysa o zaman normal işlemini yapacağız. Şimdi reset gelirse right pointer'ı ve read pointer'ı sıfırlayalım. Right pointer'ı da şurada sıfırlayalım. İkisini de sıfırladık. Burada bizim toplamda 4 farklı state'imizin olduğunu görmüştük. Bu 4 state'i case ile yazabiliriz. Case diyelim. Write enable virgül read enable and case. Case'lerimiz neler? 2 bitlik 00 2 bitlik 01 2 bitlik 10 ve 11. 00 olduğu zaman herhangi bir işlem yapmıyor. Buraya hiçbir şey yapmayacağız. Hatta şu begin end'i silelim ve şöyle yapalım. Bunun anlamı no operation demek. Sentezleyici araç bunu ignore ediyor. Burada hiçbir şey yapmıyor. 01 olduğu zaman 01 olduğu zaman oku demek. Şimdi oku dediği zaman biz ne yapıyorduk? Dout'a, dout çıkışımıza neyi atıyoruz? Dout'a dual port RAM'in hangi adresini? Read pointer'ı. İlk başta read pointer'ı sıfırdan başlıyor. Sonrasında read pointer'ı da 1 arttırıyoruz. Bir sonraki seferde bir sonraki adresi okusun diye. Başka ne yapıyoruz? Şimdi okuma yaptık. Data count 1 azalacak. Evet. Peki okuma yap, yazma yapma derse o zaman dual port RAM'in right pointer'ına, o anki right pointer'ına neyi yazacağız? D-in'i. Peki başka ne yapacağız? Right pointer'ı arttıracağız. Bir dahaki sefere bir sonraki adrese yazsın. Ve data count'u da yine bir arttıracağız. Yazınca data count'umuz artmış olacak. Bunu yaptıktan sonra 1-1 olduğu zaman ne yapacak peki? 1-1 olduğu zaman bir kere okumayı yapacak. Okuyacağı adresi artıracak. Başka ne yapacak? Yazma yapacak. Ve yazacağı adresi artıracak. Peki data count'u ne yapacak? Şimdi bir yazdınız bir okuttunuz. Ne oldu? Data count'unuz 8 ise 8'i 1 artırın 9. Tekrardan biraz azaltın. Yine 8. Data count değişmemiş olacak. Şöyle yapalım hatta. Data count. Data count'a eşit olsun. Bu olmasa da olur. Önemli bir şey değil. Bu olmasa da zaten data count'u flip flop'ta tuttuğu için hafızada kalıyor. Data out'a read pointer'ı arttırdık. Write pointer'ın adresindeki dataya D-in'i yazdık. Write pointer'ı da arttırdık. Data count'u değiştirmedik. Evet, bunu yaptıktan sonra empty ve full sinyallerini nasıl oluşturabileceğimizi şurada göstermiştim. Şimdi bakıyorum. Empty ve full sinyal ikisi de tanımlı. Combination olarak assign empty'ye ne diyelim? Empty ne zaman bizim 1 oluyordu? Data count 0'a eşit ise. Şimdi data count 0'a eşit ise burası 1 dönüyor ve empty'ye 1 atıyor. Bu yanlış bir ifade ise burası 0 dönüyor, empty'ye 0 atıyor. Peki başka hangi sinyali belirleyeceğiz? Assign full diyeceğiz. Full'ü nasıl belirliyordu? Full de şunu aynen kopyalayalım isterseniz. Data count'umuz bizim neye eşit ise, şu durumda 512'ye eşitse. Bu durumda derinliğimiz bizim 512 ya, 0'dan 511'e kadar. Bizim 512 tane datamız var ise o zaman daha yazamamamız lazım. Çünkü 512 tane olmuş. Yani 2 üzeri data adres diyelim. Evet. Empty ve full sinyallerini de bulduk. Burada tabii siz farklı şeyler de yapabilirsiniz. Mesela almost empty, almost full sinyalini belirleyin. Threshold'unuzun ne olacağını siz karar verin. Onları da belirleyebilirsiniz. Ben şimdilik en basit haliyle şu şekilde, bir önceki dersteki input outputlarla aynı olacak şekilde bir FIFO tasarlamayı tercih ettim. Bu derste FIFO'yu görmüş olduk. Yani bu şekilde oldukça basit bir şekilde gördüğünüz gibi tasarlanıyor. Bu farklı clock'lar olduğu zaman, okuma portundan farklı clock, yazma portundan farklı clock'larla çalışacağımız zaman tabii bu kadar kolay olmayacak. Orada başka parametreler de işin içine girecek. Biraz daha uzun sürecek onun tasarlaması. Fakat onu da göstermeyi planlıyorum. Şimdilik bunu görmüş olalım. Bir sonraki derste de hatta bunun simülasyonunu yapıp FIFO IP'nin simülasyonuyla karşılaştıralım. Ve FIFO'muzun, tasarladığımız FIFO'nun çalıştığından emin olalım. Tekrardan burada şu Dout'u isterseniz sıfırlayalım mı burada? Reset olduğu zaman Dout da sıfırlansın. Elzem önemli bir şey değil ama sıfırlarsak güzel olur. Simülasyonda sıfır olduğunu görürüz. Tekrardan burada hızlıca özetleyelim. Şimdi yazma, oku dediğimiz zaman, okumayı yapıyoruz. Okuduğumuz adresi artırıyoruz. Biz bir sonraki seferde bir sonraki adresten okusun. Ve data count'u bir azaltıyoruz. Yaz dediğimiz zaman yazıyoruz write pointer'ın adresine. Bir sonraki sefer yazacağımız adresi arttırıyoruz ve datamızın kaç tanesi o anda onu da bir arttırıyoruz. Yaz ve oku komut aynı anda bir gelirse o zaman yaz, oku komutları, increment işlemleri, data count'u sabit bırakıyoruz. Bunları yaptıktan sonra şimdi dışarıdan kullanıcı her zaman kontrol edecek. Benim FIFO'm boş mu, dolu mu? Eğer dolu ise write enable'ı hiçbir zaman bir yapamayacak. Yapmaması lazım. Yaparsa FIFO yanlış çalışır. Empty'yi kontrol edecek her zaman. Empty başlangıç durumunda mesela 1. FIFO'da hiçbir şey yok. 1. Read yapamayacak. Read en başta 0 olacak. Yani şurası 0. Buraya giremeyecek. Buraya giremeyecek. Read'in 1 olmaması lazım. Okuyamaması lazım. Buraya giremeyecek. Tek girebileceği yer burası veya burası. Zaten burada bir işlem yapmıyor. Burada en başta yazma işlemi yapacak. Başlangıçta okuma işlemi yapamayacak. Neden? Çünkü FIFO'muz boş. Dolu olduğunda ise write enable. Şurasını bir yapamaması lazım. Write enable 0 olması lazım. O durumda sadece okuma yapabilecek. Okuma yaptıktan sonra ikisini 1 veya birini 1 diğerini 0 şeklinde işlem yapabilecek. Bunu simülasyonda da bir sonraki derste göreceğiz. Empty sinyalinin, full sinyalinin oluştuğunu göreceğiz. Bir sonraki derste bir şey daha göstermek istiyorum. Şimdi orijinal FIFO'nun koduyla bizim kodumuz arasındaki simülasyonu karşılaştığımız zaman full empty sinyallerin oluşmasında küçük bir, hatta bir pikosaniye boyunca bir gecikme gözlemleyeceğiz. Bunu ben gördüm. Buna baktım ne olduğuna. Bu intra delay diye bir şey var. Onu da göstereceğim. Onun da ne olduğunu göstereceğim. Clock to queue delay ile alakalı. Bir sonraki derste bunun simülasyonunu yapıp o bazı göstermek istediğim şeyleri de gösterip sonrasında asenkron FIFO tasarımına geçmeyi planlıyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.